Merhaba sevgili koçlar. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu haftaya Güneş-Neptün arasındaki kare açının etkisiyle başlıyoruz. 24 Kasım'da etkili olacak. 25 Kasım'da da etkisini sürdürebilir. Yay ve balık burçları arasında oluşacak bu etkileşim. Özellikle iletişimle ilgili konular, yurt dışı ile ilgili işlerinizde veya seyahatle ilgili kavramlarda biraz daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Bazı karışıklıklar, dalgınlıklarla karşılaşabilirsiniz, karmaşalar yaşanabilir, konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eğer medya, yayıncılık ve sanatla ilgili işleriniz varsa bu etkileşim yaratıcılığı arttırabilir. Bunu verimli olarak kullanmanız da mümkün sevgili koçlar. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu, özellikle Akrep Burcu'ndaki bu kavuşum sizin parayla ilgili, ortaklaşa gelirlerle ilgili, yatırımlarla ilgili veya banka işleri, vergi, sigorta, prim, kredi gibi konularda bazı haberler almanızı veya ciddi iletişimler içerisinde olmanızı gerektirebilir. Bazen sorumluluklarınız nedeniyle sıkıntılı ve karamsar düşünceler içerisine girebilirsiniz. Ancak sorumlu ve kararlı davrandığınız takdirde de ciddi anlaşmalar ya da gelişmeler, uzun vadeli geleceğinizle ilgili projelerde gelişmeler de söz konusu olabilir. 25 Kasım'da Başak Burcu'nda son dördün gerçekleşecek, özellikle iş hayatınızda ve sağlığınızla ilgili konularda Başak Burcu'ndaki Ay ve Neptün arasındaki karşılıklı etkileşim yine sağlığınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Özellikle sindirim sisteminiz biraz hassas olabilir sevgili koçlar. 25 Kasım, 26 Kasım aralığında sağlığınıza ve günlük rutinlerinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. 28 Kasım'da Venüs-Jüpiter karşıtlığı Oğlak-Yengeç aksında etkili olacak. Sizin için de aile, iş ve kariyer alanlarına dikkat çekiyor. İyimserliğiniz artabilir, hoşgörülü tavırlarınız artabilir, ancak özellikle evinizle ilgili konularda, bunlar harcamalar olabilir, aile bireyleriyle olan ilişkilerde biraz abartılı tavırlar olabilir. Bazı konularda Venüs-Jüpiter karşıtlığı dengeyi yaratmakta zorlanmalara neden olabilir. Kariyeriniz ve eviniz arasında ilişkileri dengelemeniz gereken bir dönemde olacaksınız. 30 Kasım hafta sonunda ve ayın da son gününde özellikle Uranüs ve Güneş arasındaki ateş üçgeni sizin için de sevgili koçlar güzel enerjiler veriyor. Uranüs Koç burcunda, Güneş Yay burcunda. Bu da hayatınıza hızlı sürpriz kavramları çekebilir. Güzel bir seyahat, beklemediğiniz güzel haberler, iletişimler, seyahatlerle ilgili, yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınız hızlanabilir. Daha keyifli, enerjik hissedebileceğiniz birkaç gün geçirebilirsiniz sevgili koçlar. Yakın çevreniz, akrabalarınız ve arkadaşlarınızla iletişiminiz de artabilir hafta sonunda. Evet sevgili koçlar, hafta içerisindeki etkileri gün gün daha net izlemek için günlük burç videolarımızı da her gün takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.